Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünden iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam 31 Mart 1909 askeri ayaklanmasını konuşacağız. 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi konusunda kahramanları hain, hainleri kahraman olarak tanıtan sahte tarih yalanlarına karşı özgün bilgin ve belgelerle gerçekleri her akşam olduğu gibi ekranlara taşıyacağız. Biz soracağız, Sayın Öz Akıncı, çoğunluğunu ilk kez göreceğiniz belge ve bilgilerle anlatacak. Biz diyorum çünkü sizler de program süresince SMS, Twitter ve elektronik postalarınızla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz değerli izleyiciler. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu konuda neden önemli bir program? Önce onu belirtmeme müsaade edin lütfen. Sizin daha önceki bu konudaki yazılarınızı, özellikle kitaplarınızı, ee, ve çeşitli söyleşilerinizi takip edenler şunu çok iyi göreceklerdir ki e, bir iddiaat ve terakki aklaması yapmıyorsunuz siz. Yani e, zaman zaman eleştiriyorsunuz hatta bazen de eleştiriyorsunuz kitaplarınızı. İddiat terakki Jön Türkler döneminden alarak eleştirileniz var. Bunu şunun için söylüyorum. <laughs> Bu konuyu yorumlayanlar Türkiye'de adeta Türkiye'deki pek çok konuda olduğu gibi ortadan ikiye bölünmüş durumdalar. İddiat ve terakkiyi savunanlar her pahasına iddiat ve terakkiyi savunuyorlar. Evet. Karşısında duranlar da her pahasına karşısında duruyorlar. Fakat ben görüyorum ki sizin kitaplarınızdan ve söyleşilerinizden siz belge ve her zaman olduğu gibi belge ve bilgileri ortaya koyup belgeler üzerinden yorum yapmayı evet. tercih ediyorsunuz. Bu bakımdan da bugün yine bu konuda e, en doğrusuna benim ve izleyicilerin ulaşacağını düşünüyorum. Umarım. E, 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 ee, bu bakımdan da başından programı teşekkür ederim. Ee, i̇ddia şu bu konuya ilişkin. En net, en e, genel hatlarıyla iddia şu. Onu sorup e, program boyunca sözü size devredeceğim. Seyirci izleyicilerinden e, gelen yapalım. soruların dışında hocam. İddiatçılar Yahudiydi çoğu ya da Yahudi güdümündeydi. Ya dönme. Masondu ya da Masonların güdümündeydi. Siyonisti ya da Siyonistlerin güdümündeydi. Evet. Bir bu. İkincisi e ee, iddiaçılar kendilerini korumaları için getirilen avcı birlikleri tarafından e, şu yüzden isyana maruz kaldılar. Bu avcı birlikleri eee iddiaçıların dinsizliklerini gördü. Din elden gidiyor diye ayaklandılar. Hatta e, bir bir kademe daha ileri götürenler var. Bir şike var e, ee, tarafından ayaklanmaya teşvik edildiler ki Abdülhamit'i indiril Bu bahane olsun. Bahane olsun diye. Ee, ve avcı yani ayaklanmayı gerçekleştiren avcı birlikleri yani e, alaylı askerler aslında e, meşrutiyeti kaldırmak falan gibi bir dertleri yani mutlakiyete döndürmek gibi ülkeyi bir dertleri yoktu. Sadece e, din elden giriyor vurgusuyla ayaklandılar. Evet. Ve bu ayaklanmada da Abdülhamid'in kesinlikle hiçbir katkısı ve payı yoktu. Genel özetleyebilirsek, bu kadar özetleyebiliriz. Aha. Şimdi buradan hareketle 31 Mart ayaklanması ve sonrasını ve öncesini nasıl yönlendiriyorsunuz Sayın Özekici? Duyduğuma göre Abdülhamit cennet mekanmış. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar evet. Şimdi bir insanın cennet mekan yani Öldüğünde cennete giden adam nitelemesi yapılması değil mi? Onu Allah bilir yani. E, tabii e, yani İslam'a da aykırı böyle bir nitelemede bulunmak. Kimin nereye gideceğini Allah bilir. Tabii e, fakat e, Abdülhamit'i savunanlar madem ki cennet me mekan sözcüğünü dahi e, telaffuz edebilecek e, bir savunu içindeler. Yani Abdülhamit'i savunma kuruna günah işleyebilecek laflar edebiliyorlar. E, e, o kadar kendilerinden geçmişler o savunma durumunda. Onlara da belki bu program ya ayaklarımızı yere basalım. Yani hatasız kul yok. Herkesin eee <laughs> bizim de var, herkesin var. E, erdem olan şu ki hata hatasını fark edip onun ayırdına varıp bir daha o yanlışı yapmamak erdemdir. Yoksa hata yapmamak hiçbir kula şey değil. Nasip değil. Yani öyle ee, bir şey yok. Öyle bir yeteneğimiz yok. Realite değil. Hayatın olağan evet. Aşırı. Evet. O evet. nedenle sizin söylediğiniz iddiaları tabii ki irdelemek gerekiyor. Ben bütün bu tür iddiaları Gülüp geçmemek ve irdelemek ve varsa yanlışları belgelerle ortaya koymak ve düzeltilmesine çalışmak benim 40 yıllık yazarlık çizgim hiçbir iddiaya gülüp geçmemektir. Çünkü gülüp geçtiğiniz iddialar size daha sonra ağlatacak şekilde dönebilir. Bugün mesela. Değil mi? Bazı yanlışlar görüyoruz ki çok evet. hatta kabul... toplumu ağlatabilir. Evet. Kabul görmüş durumda. Şimdi neden evet. önemli bu? Kabul eden eder. Fakat toplumsal olarak yanlışı kabul etmek aynı hataya tekrar düşeceğiniz anlamak. Kesinlikle. Onu önlemeye çalışıyoruz. Bir daha aynı şeyler olmasın. Tarih tekerür etmesin diye. Başarılarımız tekrar etsin, hatalarımız etmesin. Etmesin. Ki bu ülke, bu topraklar evet. Türk milleti, vakıkas. Aynen öyle. Buyurun. Şimdi e, Abdülhamit'in tahta çıkışından e, 1909'a kadar, o 31 Mart iş, e, hareketine kadar olan süreyi kısa bir ufuk turu e, atıp Buyurun. hani gidelim. Abdülhamit tahta nasıl çıktı? E, Abdülaziz, kendisinden önceki e, padişah Abdülaziz. Ee, 1873'te e, borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etti. Osmanlı Devleti'nin iflasını ilan etti. Yabancılara olan borçlarını ödeyemeyeceğini ki çok ağır borçları vardı. Yalnız 1878'de dünya para bunalımı vardı. Hı hı. Bunu da atlamamak gerekir. İşte o bunalımda ben de ödeyemiyorum dedi. Ve Sadrazam Mahmut Paşa Sovyetlerde Rusya var. Ee, İngiltere ve Fransa madem ki bize borç vermiyor, e, o halde biz de Rusya'dan borç alırız şeklinde ee, bir yaklaşımla Osmanlı-Rus ilişkilerinin yüzyıllık e, düşmanlığı e, bir kenara iterek hı hı. E, para mecbura para bulma mecburiyetinden dolayı neden para bulmak? E, sen devlet olarak askerinin memurunun parasını ödeyemezsen. Devlet çarkı dönmez. Devlet biter. İşte devlet kendi memurunun maaşını ödeyebilmek için yabancıdan borç almaya muhtaç bir devlet halindeydi. Ee, ve bir şekilde De Abdülaziz öldü mü intihar etti, intihar mı etti. Bir şekilde ölümüyle sona erdi. Onun yerine 5. Murat. Hı, hı. E, ondaydı sıra. Tahta çıkartıldı. Fakat 5. Murat rahatsızdı. Ve ...ondan sonra Abdülhamit'e teklif edildi taht. Yani 5. Murat Padişah rahatsız, hasta, yönetecek durumda değil. Bu konuda da doktor izlenimleri de var. Abdülhamit'i nerede görüyoruz biz? Abdülhamit talip oluyor tahta. Bu... Abdülhamit dönemindeki Osmanlı Büyükelçisi Henry Elliot'ın 1888 yılında Abdülhamit'in tahta çıkışından 12 yıl sonra 19th Century dergisinde yazdığı makalenin Abdülaziz'in Ölümü ve Türk Reformu başlıklı yazısı. Bu yazıda Elliot... Abdülhamit'in tahta çıkışını Murat'ın rahatsızlığından sonra diyor ki burada Abdülhamit İngiltere Büyükelçiliğinin yardımını sağlamak ve devlet işlerine ilişkin görüş ve anlayışlarından beni yani Büyükelçi'yi haberdar etmek üzere bana haber gönderdi yanındaki bir İngiliz çalışanla diyor. Abdülhamid'in yanında İngiliz çalışan bambiri, İngiliz casusu yani. Hı hı. Onunla Büyük İngiliz Büyükelçisine haber gönderiyordu ki bir ben e, tahta çıkacağım. Bana yardımcı olsunlar. İşte burada. Burayı gösterebilirim. Gösterdik bir daha gösterelim arkadaşlar. Evet. Yani. Ve e, kendisi İngiltere ile e, yandaşı olduğunu, e, babasından bir bir İngilizcilik devraldığını Abdülhamit. Evet, e, babamdan miras aldım İngiliz yanlılığı. Siyasi olarak dış politikada İngiltere ile birlikte hareket etmek. E, ve İngiltere'ye ben de ma onların mavi kitaplarını okuyarak hayran oldum. Onlar da Türkleri seviyorlar şeklinde bir konuşma yaparak e, ve and içerek tahta geçtiğimde İngiltere'ye hiçbir şey yapmayacağım diye and içerek Teminat veriyor ve bunun üzerine İngiltere onun tahta çıkmasına razı oluyor. Bu şöyle bir kitap olarak Mısır'da önce bu İngilizce çeviri, önce Mısır'da 1946 yılında bir hakikatin tezahürü başlığı altında Türkçe'ye çevrildi. Daha doğrusu e, Arapça'ya çevrildi. Arapça'dan da Türkçe'ye çevrildi. 1946 yılında Türkiye'de yayınlandı. 1946'dan bu yana hayır Abdülhamit İngiliz Büyükelçiliği'ne gitmedi. Orada hiçbir söz vermedi falan diyen yok. Değil mi? Çünkü verdi. Çünkü kayıtları var. Şimdi tahta İngiliz e, yanlısı bir siyaset izleyeceği garantisini vererek çıkmış olan Abdülhamit nasıl oldu da değil mi? E, bu sözünde duramadı. Bir şuradan da şunu anlıyoruz. O dönemde sadece memurlarının maaşını ödeyemeyen bir Osmanlı değil, tahta kimin çıkacağına bile kendi karar veremeyen bir Osmanlı var. İşte bu acı. Yani bu söylediklerimizin üstünde tekrar tekrar düşünmelerini rica ediyoruz. Özellikle genç izleyicilerimizin. Şimdi bu İngiltere yandaşlığı 1888 e, yandaşlığı 1888'de 89'a dek sürdü. 1889 yılında Almanya'da Kaiser Wilhelm tahta çıktı. 2. Kaiser Wilhelm tahta çıktı. Ve dünya egemenliği politikasını ilan etti. Ve Abdülhamit de ona tahta çıkışı dolayısıyla Büyük Osmanlı nişanını gönderdi cevap olarak Almanların en büyük nişanı gelince Abdülhamit'e Abdülhamit'in İngiltere'ye alternatif bir politika Almanya'yla birlikte olabileceği düşüncesine kapıldı neden böyle bir düşünceye kapıldı Çünkü İngiltere Osmanlı çıkarlarına aykırı pek çok davranışta bulundu. Hı hı. Kıbrıs'tı, Şuydu, Buydu, Mısır vesaire. Bir alternatif arayışıydı Almanya evet. kendine gösterdi. Almanya neden olmasın? İşte biz Abdülhamit'in İngiliz eleştirilerini ve niçin Almanya'ya işbirliğine yöneldiğini bizzat Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'nda bulunan evraklar içindeki kendi muhtıralarından, İngilizce Memorandumlarından yani andırılarından anlıyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti'nin İngiliz'den e, Alman'a yandaşlarına dönüşü önemli. E, geleceği çok düşünülen yani böyle yaparsak ne olur? Niye böyle yapıyoruz? Peki böyle yaparsak bir zarar görecek miyiz? Gibi irdelemelerle oldu. Öyle durup dururken olmadı. Bunlar yıldız evrakı arasında. E, Tarih dergisinin 1954 e, sayısında. E, demek ki benimle yaşıt. Bu <gülüyor> önümüzdeki <gülüyor> dergi benimle yaşıt. 63 yaşında bir dergiden söz ediyoruz. Burada 2. Abdülhamit'in İngiliz siyasetine dair muhtıraları İsmail Hakkı Uzun Çarşılı. Aha. 12 madde halinde sıralıyor Abdülhamit. Neden? İngiltere Almanla? ile neler hangi konuda uzlaşamadıklarını ve İngiltere'nin davranışlarının hangi konularda Türkiye'nin yani Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına aykırı olduğunu 1, 2, 3, 4, 12 madde halinde belirliyor. daha sonra peki İngiltere düşman belli. Ne olacak şimdi? İşte onun da arayışına e, giriliyor. Ve o arayışta da e, sayfa 51'de çok ilginç bir sonuç e, var. Diyor ki İtalya, e, Almanya, Avusturya ve İtalya ile e, biz birlikte olabiliriz. E, onların bizim toprağımızda gözü yok. Ee, bu bana hep İkinci Dünya Savaşından sonra e, Sovyetler Birliği'nin üs ve toprak istemlerine karşı e, Türkiye'nin ABD'nin e, toprağımızda gözü yok diyerek e, Rusya'nın istediği her şeyi Amerika'ya vermesi. Yani Rusya boğazlarda üs istiyor, İngiltere'ye ver, Amerika'ya verdik. Karşıyız ona üs vermeye. E, Amerika toprağımızda gözü yok. Hadi boğazlardaki ise ona verelim. Yani Ru Rusya'yı düşman ilan ediyorsun. Rusya'nın istediği her şeyi ona vermemek için Amerika'ya veriyorsun. Bugün de tam de İngiliz'in istediği e, her şeyi e, İngilize vermemek <laughs> ama işte vermemek e, niyetiyle Alman, Avusturya ve İtalyan devletleriyle işbirliğine yönelmek ama sonunda Olmadı. Ee, çok çok şimdi burada anlatmakla bitecek şey değil. Çok zararlar yol açtı. Bu neden önemli biliyor musunuz can? Yani bu anlattıklarınız bugün bir bir açıdan daha bugün yaşıyoruz bunu. Yani daha evvel Rusya'ya kızdığımız için Amerika'ya her şeyimizi teslim ettikten sonra bugün de Amerika bizim topraklarımızda gözü var. <gülüyor> Güneydoğu'da <gülüyor> ve işte Türkiye'nin belli coğrafyasında bir ya. etnik terör devleti kurmak istiyor Hı -hı. diye yola çıkanlar neyimiz var neyimiz yoksa bu kez dönüp tekrar Rusya ile işbirliği yapmamız gerektiğini Çok savunuyorlar. Yani evet. Türkiye bu iki kutup arasında sürekli gidip geliyor. Ee, Şimdi tekrar bir yanlışa düşmemek açısından da bu, bu anlattıklarımız bunların önemli. Hemli. Yani bu ü, ü, Amerikan taraftarı bir açıklama değil tabii. Geçmişi anlatırken geleceğimizi plan, nasıl planlamamız gerektiğine dair ipuçları geçmişte var. Evet. Onları anlıyoruz burada. Ee, i̇şte işte Abdülhamit'in bu muhtırasında çok en ilginç bölüm şudur. Diyor ki: Biz diyor Almanya, Avusturya ve İtalya ile e, ittifak yaparsak, işbirliği yaparsak e, bu diyor İngiltere ile ilişkilerimizi bozar. Fakat diyor. Fakat diyor. Çok ilginç. İngiltere Osmanlı'nın Almanya'ya yönelmesini kıskanacak diyor. Ve diyor o zaman pişman olacak yaptıklarına diyor. Ve tekrar yanaşacak Osmanlı'ya diyor. Bize diyor tekrar yanaşacak diyor. O zaman mutlu günler yaşayacağız İngiltere ile diyor. Yani Şöyle söyleyeyim. Sanki İngiltere ve Abdülhamit arasında aşk var. Fakat e, İngiltere Abdülhamit'e ihanet etmiş. Fakat e, Abdülhamit sevmeye devam ediyor. Büyük bir aşkla bağlı İngiltere'ye. İhanetini bile affetmeye razı. O kadar büyük bir aşk var İngiltere'ye karşı. E, İngiltere'yi kıskandırmak için başka bir e, onun rakibiyle e, flört, e, te yöneliyor. Umudu da şunda, benim onunla flörte yöneldiğimi görsün, İngiltere Almanya ile flörte yöneldiğimi görsün. Ah ah ben ne yaptım ee, Osmanlı'yı Almanya'ya itiyor benim yaptıklarım diye pişman olsun. Gelsin ayaklarına kapalsın Osmanlı'nın tekrar mutlu günlerine dönsünler. ya yani Bu bana <laughs> bir e, Türk sanat müziği şarkısını hatırlatıyor. Şöyle, yabancı olduk şimdi... Yazık bir birimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Şarkının sözü böyle. Abdülhamit'in Almancılığı, Almanla ittifakı İngiltere'ye nazire. Umudu tekrar onda dönsün gelsin de benim 1855 54 Kırım Savaşı günlerindeki gibi mutlu olalım. O zaman müttefik şeklinde bir kayış. Bu da kendi yazıyor bunu, Kimse itiraz edemez yani. Işte. Şimdi Abdülhamit'in hatıralarıydı, Abdülhamit şöyleydi, Abdül, burada kendi yazısını sunuyoruz, bu da çok önemli. Bugüne kadar Abdülhamit'in hatırasıydı, Abdülhamit şöyle dedi, Abdülhamit böyle yaptı da bundan hiç yararlanılmamış. Oysa Abdülhamit'in kendi el er yazısıyla yıldızdaki belgelerden söz ediyoruz. Bundan daha bir numaralı belge olabilir mi? Birincil kaynak olabilir mi? Benim okuduğum kitapların hiçbirisinde bu belgeden söz edilmiyor bile. Kendi yazısından yani. Evet. Böyle bir Abdülhamit olabilir. Çünkü bundan söz edildiğinde az önce söylediğim şeyler görülecek. E o zaman da ah hayaller yıkılıyor. Değil mi? Hayaller yıkılacak. Çünkü hayalle yaşanmaz. Bize gerçek lazım. Gerçekle yaşayabiliriz. Şimdi tabii... E Almanya ile e, Abdülhamit dönemi Osmanlısının ilişkilerini kitabımızda, Türkiye'nin Siyasi tarihi yeni Osmanlı kitabımızda yazdık. E, i̇şte tahta çıkışından itibaren, e, bu L'Illustration dergisinin kapağında tahta çıktığında, işte şudur e, budur derken, e, Wilhelm'le birlikte... E, Dost, evet. ...dostlukları var. O fotoğraf bu fotoğraf değil, resim. resim. E, bir fotomontaj bu. Fakat durumu anlatıyor. Hı hı. Yani Bu bir sanatsal çalışma. Hı hı. Karikatür de olabilirdi. Değil mi? E, ama... ...Almanya ve... E, ...Abdülhamit'in ilişkilerini... ...bu şekilde resmetmişler. Bu gerçeğe uygun bir resim. Gerçeğe uygun bir karikatür diyelim. Neden hocam? Çünkü böyleydi. Kol kola mı? Evet. ya da e, Abdülhamit e, Alman e, e, stepnesiydi. E, yani koluna girmiş. Evet. Bu. Koluna giren o. Daha ayakta duramıyor yani. Tek başına ayakta duramıyor. Doğru. Şimdi e, Abdülhamit'le e, Osmanlı ile Almanya Kaiser Wilhelm Almanya'sı dost olunca Kaiser Wilhelm e, Kudüs'e gitti, orada Sina Dağı'na çıktı, oradaki kilise açılış töreni yaptı. Toprak satın aldı. Abdülhamit'ten. Bunları önceki programlarımızda anlattık. İki, iki bölüm evet. Abdülhamit konuştuk. Evet. İki koca program. Evet. Merak edenler hem YouTube'da evet. ya da Kanal Bey'in arşivinde programın adıyla bulabilirler. Evet. Tabi bu süreçte Abdülhamit'in beklediği gibi İngiltere dönüp pişman olup gelmedi. Ne yaptı? 1908'de gitti Rusya'yla. Yani Osmanlı'nın bir numaralı can düşmanı olan Rusya'yla 1908 yılında e, Reval'de e, Rus çarı ile İngiltere kralı buluştular ve Osmanlı hakkında e, kötü kötü şeyler konuştular. İşbirliği yaparak Osmanlı'yı parçalamaya e, karar, karar verdiler. verdiler. 1908 evet, Reval. Burada e, bu e, İngiltere kralı Rus üniforması giymiş. O da bir yani zaten e, Rus çarı da İngiliz üniforması giymiş. Bu bir mesaj. Verilen mesajı İttihat ve Terakki Partisi aldı. Eyvah! Bir dakika hocam bu fotoğraf mı bu resim mi? Fotoğraf. Bu fotoğraf. Bu fotoğraf. Yani gerçekten gemi. Savaş giymiş. gemisinde. Gerçekten gemi. Tabii giymiş. gerçekten. Bu verdikleri mesajın ne anlama geldiğini, değil mi? Ee, Rusya ve İngiltere'nin askeri işbirliği yaptığı anlamına geliyor. İki lider karşılıklı evet. birbirlerinin evet. formalarını, üniformalarını giymiş. Evet. Ve e, donanma gemide, savaş gemisinde bu fotoğraf çekiliyor. Buluşmaları gemide filan. Şimdi bunlar, e, bu haber bütün dünya gazetelerinde ilan edilince e, İttihat ve Terakki Partisi'nin e, bir kanadı Eyvah Rusya ve İngiltere Osmanlı'ya karşı birleşti. Öyleyse, öyleyse ee, bunun sebebi de e, Abdülhamit'in Alman çizgisindeki politikasıdır. Alman çizgisindeki politikayı değiştirmediği sürece Osmanlı e, İngiltere ve Rusya ve onlara da Fransa'da katılarak parçalayacaklar Osmanlı'yı diye büyük bir telaşla bu toplantıdan neredeyse bir ay sonra, bir, bir buçuk ay sonra e, subaylar daha çıktılar. Manastır'da, e, Makedonya'da, şurada burada, Trakya'da. Rumeli'de ve ultimatum verdiler Abdülhamit'e. Tekrar Anayasa'yı yürürlüğe sok diye bir ultimatum. Çünkü 33 yıl önce e, yürürlükten kaldırılmıştı, meclis kapatılmıştı. Yani sen e, e, bir takım tarihçiler Anayasanın rafa kaldırılmadığı fakat sadece meclisin kapatıldığını e, söylerler. O da bir anlamda doğru ama meclisi tekrar aç dendi. Yani yönetimi bize devret. Yani te ya meşrutiyet devret. olsun. Meclise devret. 33 yıl önce kurulan meşrutiyeti Hı. bir kapattım meclisleri. 33 yıldır tatilde meclisler. Tekrar meclislerin açılmasına şey yap. Çünkü yanlış politika izliyorsun. Tabii. Karşılığında Osmanlı evet. tehlikeye gidiyor. Ancak meclis bu politikayı dengeleyebilir. Yani meclisten çıksın kararlar. Hı. E, ee, Abdülhamit hemen kabul etti. Nedenini söyleyeceğim. Çünkü Abdülhamit 8 aydır e, dünya anayasalarını inceletiyor ve uygun anayasa e, e, teşkilatı esa, yani kanuni esasi de uygun e, düzeltiler Yapmaya çalışıyordu. Bu çok önemli. Bunu nereden öğreniyoruz? İngiliz casusu Wamber'inin İngiltere'ye Abdülhamit'le görüşmelerinden sonra İngiltere'ye verdiği raporlarından öğreniyoruz. İngiliz devlet arşivlerinde Abdülhamit'in ma yani en yakın adamının yazdığı hatıralardan anlıyoruz. Hemen çabucak. Ee, meclisi yürürlüğe koyması zaten Abdülhamit de fark etmiş ki aa, şayet meclisleri açmazsa e, Anayasa'nın işletmeye başlamazsa e, tek hedef kendisi e, ama meclisler açılırsa e, Osmanlıyı parçalamaya çalışanlar e, buna fren e, koyacaklar çünkü mecliste temsil edilebilecekler. Ermeniler mecliste temsil edilecek, Bulgarlar, değil mi? Hepsi Araplar. Yani e, Osmanlıyı parçalama eğiliminde olan e, unsurlar temsilcilerini meclise gönderebileceklerinden dar dolayı Darbeyi yayacak yani. Evet. Güç, güç e, evet, Bu parçalanmayı önleyebileceğini e, düşünüyor. Evet. Geleceğine. Aynı yayıyorsun. şeyi iddiatçılar da düşünüyor ve. Hakikaten de 23 Temmuz 1908 günü Abdülhamit'te çekilen telgraflar, protesto telgrafları. Şunu hocam altını çizelim. Diyorsunuz evet. ki hemen kabul etti çünkü 8 aydır zaten, zaten buna hazırlanıyor. Evet. Yani e, daha çıkan o İttihatçıları bastırabilecek gücü vardı ama değil mi? Ya çatışmalar olur, kanlar dökülür. Yani isteseydi ee, Abdülhamit o dönem daha çıkan ve kendisine ultimatum gönderen o paşalarını ya da işte askeri subayları evet. Ee, elemine edebilirdi. Etkisiz edebilirdi, ele edebilirdi. Yani kan dökülürdü. Belki kimi hangi tarafın galip geleceği kuşkulu. Ama şu o çatışmaya girmedi. Hmm. Öyle bir çatışmaya girmedi. Üstlerine ordu göndermedi. Ne yapalım daha çıktılarsa daha da yaşasınlar demedi. Ne yapalım çek, telgraf çektilerse at çöpe demedi. Kabul et. Evet budur. Bu da e, akıllıca bir davranış tabii ki. Şimdi e, bütün o e, olay in, e, meşrutiyetin ilanı, anayasanın meclisle ilgili maddelerinin yeniden yürürlüğe konması büyük bir devrim olarak hem bütün dünyada büyük yankı yaptı hem de Osmanlı sınırları içinde bayram yapıldı günlerce meşrutiyet ilanı. Yani cumhuriyetin benzeri bir büyük coşku yarattı. 23 7 2008. Aynen. 23 Temmuz 1908. Evet. Şimdi tabii e, bu İngiltere'yi ve Fransa'yı ve Rusya'yı çok şaşırttı. Bayram kalabalık mıydı hocam? Bütün halkın katılımı. Evet. Yer. Yani bu çok önemli çünkü. Dağdan şeyler iniyordu. Ee, direnişçiler, dağa çıkmış olan çeteler indiler. Halkla kaynaştılar. Şunun için demek ki... Halk Barış da, doğdu. Yani halk, çatışa e, Osmanlı yönetimine silah çekenler silahlarını bıraktı. Halk şunu. da destekliyormuş demek ki. Diye evet. Algılayabilir miyiz e, çünkü bunu? Çünkü 33 yıllık bir iktidarda zarar gören memnuniyetsiz kesim... Çoğalmıştı. Tabii birikmişti ki. yani. Evet. Şimdi tabii... E, yani Meşrut diye ilan edildikten sonra İngiltere'nin aldığı tutum çok önemli. Evet. Neden? Çünkü bugün meşrutiyeti İngiliz eseri. İngilizler istedi de oldu meşrutiyet ee, efendim işte 31 Mart onu da e, iddiaçılar yaptı kendi kendilerine ee, gibi bir takım yanlış tarih yorumları var ya hı hı. bu yanlış tarih yorumlarını şimdi ortaya koyacağımız belgeler içinde bir daha düşünsün bu e, kanunlara saplanmış olan insanlarımız istiyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Celal Bayar'ın İngiliz tutumunu anlamaya çalışıyoruz. Neydi? Meşrutiyet karşısındaki İngiliz tutumunun ne olduğunu ortaya koyacak önemli belgelerden bir tanesi Celal Bayar'ın Ben de Yazdım Milli Mücadeleye Giriş adlı 8 ciltlik e, kitabında e, sayfa 903-904 bu 3. cilt. Bakın burada e, İngiltere e, Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey. Edward Grey'in 31 Temmuz 1908 tarihli e, Türkiye'deki büyük gönderdiği emir var. 23'ünden 31'ine işte bir hafta kadar olmuş. Hı, hı. E, meşrutiyeti ilan edeli. İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey Türkiye'deki İngiliz Büyükelçisi'ne Lauter'a Sir Richard Lauter'a bir yazı gönderiyor. Burada diyor ki bunu okuyalım. Grey diyor ki İstanbul'a elverişli ve ilgi çekici zamanda vardınız. Oraya atandığınız zaman karşılaşacağınız iyi kabulü her ikimiz ne kadar az tahmin etmişiz dedikten sonra diyor ki Türkiye gerçekten meşrutiyet idaresini kurar. Yani ilan edilen meşrutiyet yerleşir ve bunu yaşatıp kuvvetlendirirse, meşrutiyet yaşar ve güçlenirse bu halin sonuçları Şimdiden hiçbirimizin göremeyeceği derecede daha ileriye varır. Bu çok önemli. Bunun Mısır'da etkileri müthiş olur. Mısır Müslüman ve Osmanlı İngiltere egemenliğinde ama Osmanlı olur. Ta Hindistan'da da kendini hissettirir. Türkiye'deki meşrutiyetin kökleşmesi. Orada da Müslümanlar var çünkü hı hı. ve duyulur şimdiye kadar her nerede Müslüman tebaamız varsa onlara diyebildik ki dinlerinin başkanı halife tarafından idare edilen ülkelerde merhametsiz bir istibdat vardır, zulüm idaresi vardır. Halbuki bizim yani İngiltere'nin istibdatımız ondan daha şefkatlidir diyorduk Mısır'dakilere. Mısır'daki Müslümanlara, bizim yön İngiltere yönetiminden şikayetçi olan Mısır Müslümanlarına böyle diyorduk. E, İngiltere'nin yönetiminden şikayetçi olan Hindistan Müslümanlarına da böyle diyorduk. Ya sizin halifenizin yönetimi bizden daha katı, hı hı. acımasız hı hı. diyorduk. Şimdiye kadar. Ama şimdi meşrutiyet ilan edildi. Bu iki idareyi mukayese edebilen, karşılaştırabilen, ölçen Müslüman tebaamız, uyruklarımız çok kere bunu itiraf etmiştir. Evet hakikaten İngiliz'in idaresi bizim halifemizin idaresinden daha iyi deyip bunu da itiraf etmişlerdir. Fakat hı hı. Türkiye'de şimdi bir parlamento hayatı başlarsa ve işler de düzelirse Mısır'da meşrutiyet isteği çok kuvvetlenecek. Mısır da aynısını isteyecek. Bizim buna karşı koyma gücümüz çok azalacaktır. Türkiye'de iyi işleyen bir meşrutiyet varken ve orada işler iyi giderken bizim aynı şeyi isteyerek ayaklanacak, ayaklanan Mısır halkına karşı silah kullanmamız çok büyük hata olur diyor. Yani Türkiye'de parlamento'nun açılması, parlamenter bir düzene geçilmesi Türkiye'de İngiltere'yi nasıl endişelendirmiş? Aynı şeyi Mısır ister. Aynı şeyi Hindistan ister. Ee, Orunlar istediği zaman onları kanla bastırmaya kalkmak da hata olur. Hı -hı. E, e aynı şeyi onlara vermek zorunda kalırız. E bu da bizim aleyhimize olur diyor. Celal Bayar demiş ki ya insan bu satırları okurken yazarına sormak ihtiyacı duyuyor. O halde ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi Celal Bayar'ın bu soruyu sorması kadar saçma bir şey yok. Onu göreceğiz. Çünkü alıntıyı öyle bir yerinde kesmiş ki <laughs> zaten adam bundan so alıntının bundan sonraki kısmında ne yapacağını açıklıyor. Bu çok önemli. Gençler, araştırmacılar size sesleniyorum. Şu veya bu kitapta herhangi bir belgeden bir alıntı gördüğünüzde derhal onun özgün kaynağını kendi çıplak gözlerinizle görüp kendi elinizle dokunun ve onu kendiniz değerlendirin. Kırpılmış alıntılarla iş görmeyin derim. Şimdi göreceğiz neden dediğimi birazdan. Peki. Şimdi ee, bu alıntıyı aynen Doğan Avcıoğlu'nun 31 Mart'ta Yabancı Parmağı adlı kitabında buradan almış yani e, Celal Bayar'dan almış aynen koymuş. O da burada. Kötü sayfaymış bakayım. Sayfa 35-36'da. aynı'nın tekrarlıyor. İşte buyurun. İşte 31 Temmuz 19, 1908'de İngiliz Harici Nazırı Edward Gray aldı. zaten kaynağı da gösteriyor. Celal Bayar'dan aldım da diyor. Burada. Aynı. Hı hı. Sonrası bunda da yok. Çünkü orijinal kaynağa gitmemiş. Celal Bayar'la yetinmiş. Daha sonra yine 31 Mart olayıyla ilgili Sayın Zekeriya Türkmen'in Kurmay Yüzbaşı Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Mustafa Kemal. 31 Mart isyanının bastırılmasında ordunun rolü kitabında 2005 yılında. Bu kitapta da yine Celal, hem Celal Bayar'dan hem de Doğan Avcıoğlu'nun kaynak göstererek aynı alıntı veriliyor. Aynı yerde kesiliyor alıntı. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim. Gelelim mi? Bir ara verip öyle mi gelelim? Hı? Bir ara verelim tam e, öyle gelelim. Ee, yani gelip yarı yolda bırakmayalım. O, Sir Edward Green Celal Bayar tarafından e, aktarılan ve e, diğer yazarların da Celal Bayardan aktardığı e, meşrutiyetle ilgili az önceki sözlerinin devamında sürpriz var. Ne istiyor İngilizler? Ne istiyor? Hangi? Hayır, e, meşrutiyete karşı ne yapacaklarmış? İngilizler? Evet. Bu galiba 31 Mart e, La, ayaklanmasının şifreleri. Ta kendisi. Kısa bir aranın ardından değerli izleyiciler çok önemli bir noktada kaldık bizden ayrılmayın. Cengiz Özakıncı tarihin bilinmeyen yüzünün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Çok kritik bir noktada kaldık. ikinci bölümde gerçekten ben de merakla bekliyorum hocam. Evet, evet. Birkaç ileti okuyayım müsaadenizle. Lütfen. Değerli izleyicilerimizin yine her zaman olduğu gibi çok yoğun ilgisi var. Teşekkür ederiz. Gerçekten de hep beraber güçlüyüz ve bu iletiler bize güç veriyor. Yani en azından burada yaptığımız şeyin boşun olmadığını gösteriyor. Bu bilgilerin daha çok yayılacağını e, düşündürüyor bize. Bu anlama geldiğini ifade ediyor. Bu bakımdan da mutluyuz. E, birkaç tane hemen hızla iletokim. Sayın Kemal e, Durgut Bey'e teşekkürler. Güray Yalmanoğlu her zamanki muhteşem bir program demiş. Teşekkür ederiz. Sayın Nilüfer Akaktan, ile ilgili gerçekleri ve yalanları bilgi ve belgelerle öğreneceğimiz bir program. Yine tarihe ışık tutacak. Buna olan inancımızı büyük bir merakla e, izliyoruz ve bekliyoruz. Gücünüz daim olsun demiş. Teşekkür ederiz. Sayın Lale Gürman'a teşekkür ederiz. Sayın Mehmet Aşar Bey, vatanseverliğin tek yolu eline silah alıp savaşmak değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların aç kalmasını engellemek de vatanseverliğin bir parçasıdır. Özellikle bu açlık bilgilere olan açlık olursa demiş. Teşekkür hmm, ederiz. Erkan Bey demiş ki, tarih öğrenmek ve araştırmak kadar güzel bir duygu var mıdır? Gizlenen tarihler tek tek ortaya dökülecek. E, Levent Bey programlar. Cengiz Hocam'a da selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Ee, Kaan e, bir e, uyarı göndermiş bizim programımızı da sosyal medyada paylaşıyor kendisi teşekkür ederiz Levent Bey demiş KC'nizde 31 Mart 1325 ya da 13 Nisan 1909 olmalıydı Aslında <laughs> haklı fakat şöyle e, miladi takvime göre evet. düşünüldüğünde 13 Nisan 1909 hicri takvimde 31 Mart 1325 ile 1909 aynı tarih aslında Kuşkusuz, evet 31 Mart'la 13 Nisan farklı fakat galatı meşhur diye bir şey var. Evet evet. Yani toplumda kabul edilen ve bilinen anlaşılan doğru 31 Mart 1909 olarak kabul gördüğü için OKJ eee Kaan bey ama uyarınız için teşekkür ederiz. Yine de tam bağımsız Türkiye bir slogan değil bir kızıl elmaymış. İşte programınız bu gerçeği hep hep aykırıyor. Sağ olun var olun. Saygılarımla demiş Adnan Ocak Bey bir diğer izleyicimiz yayınız çok güzel büyük bir keyifle izliyorum sevgi ve saygılarımı iletiyorum demiş biz teşekkür ederiz Nuray Oğun Öğün'e teşekkür ederiz Metin Cansız'a çok teşekkür ederiz okumaya devam edeceğim hocam ama o okursam devam edersem sizin anlatacaklarınız zaman kalmayacak buyurun şimdi aradan önce 23 Temmuz 1909 günü meşrutiyet ilan edilip meclisin açılması yeniden parlamento düzenine e, geçilmesi e, kararı ilan edildikten sonra İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'deki İngiltere Büyükelçisine gönderdiği e, andrıyı okuduk. Nereden? Celal Bayar'ın kitabından okuduk. Hı hı. Özetle diyordu ki hı hı. E, Türkler şayet bu parlamento düzenini başarıyla sürdürürlerse Bizim yönetimimiz altında olan Mısır'daki Müslümanlar ve yine bizim sömürgemiz olan Hindistan'daki Müslümanlar da aynısını isterler. Onlar da parlamenter yönetim isterlerse o zaman İngiltere'nin çıkarları tek buyrukla sağlanamaz. İngiltere'den emir verilecek. Hindistan valisi taktiğe yapacak. Yok. O zaman Hindistan halkı tartışacak. Kabul ederse yap yapacak. Kabul etmezse yapmayacak. Durumuna gelecek. E, İngilizlerin e, Mısır'daki uygulattığı kararlar da önce bir Mısır parlamentosuna gidecek. E, o teklif belgide reddedilecek. Tıpkı e, 1 Mart tezkeresinin meclisten döndüğü gibi bir sürprizle karşılaşmak istemiyor İngiltere. 1 Mart 2003 yılında değil mi? Ve Türkiye'den asker geçirme vesaire teskeresi. Amerika Birleşik Devletleri e, tezkeresi. Şeyimiz olmasaydı. Reddedildi meclis. Parlamentomuz de. olmasaydı geçecekti belki. Tabi. Değil mi? Üstelik Adalet ve Kalkınma Partisi destekliyordu. Parlamentodan veriyordu. korkarlar emperyalist. E, ee, hükümetin de kimi evet. milletvekillerinin desteğiyle reddedildi. Evet. Parlamentolu bir yönetim onlar için hiç hoş bir şey değil. Ee, Suudi Kralını o nedenle çok severler. Şu an mesela değil mi? Prensi diyelim de şu an. Henüz. Evet. Şimdi e, dedik ki e, Celal Bayar alıntıyı öyle bir yerde kesmiş ki. Bir de sormuş değil mi? Peki ne yapmak, e, yapmak istiyorlar diye. Ne olacak peki diye. Evet. E, Sir Grey, e, Mısır ve Hindistan'da halimiz fena olur. Üstelik onlara karşı silah da kullanamayız. Diyor ya. Ondan sonrasını ben özgün... ...metni getirdim. Özgün metin British Documents on the Origins of the War. Ee, e, savaşın kökenleri... E, ...hakkında... ...işte İngiliz belgeleri. 1898-1914. cilt 5. Yayınlanma tarihi 1928. Burada... Celal Bayar'ın alıntıladığı o e, alıntı da eksik bıraktığı şeyi okuyoruz şimdi. Sir Grey ne diyormuş? Şurası. Burada diyor ki biz ne e, Mısır halkı ile ne de Türk hükümeti ile mücadeleye girmeyeceğiz. Bizim mücadelemiz Türk halkının ...hisleriyle olacaktır. Yani meşrutiyete karşı... E, ...parlamentonun ortadan kalkması için... ...biz İngiltere olarak bizzat ortaya atılıp... ...kapatın bu parlamentoyu falan demeyeceğiz. Bizim mücadelemiz yani bizim parlamenter düzene... ...Türkiye'deki parlamenter düzene karşı mücadelemiz İngiltere olarak... Türk halkının hisleriyle olacaktır. Şuraya şu altını kırmızıyla çizdiğim yer. Türk halkının hisleriyle olacaktır. Bunu çok dikkatli ele alınacak bir konu olarak veriyorum. Bu husus haricinde bütün reform hareketlerini, Tutuyor görünün, görünüşte, görünüşte diyor. Parlamentonun açılmasını alkışlayın, görünüşte. Ee, çok sevindik deyin, kutlarız deyin ama bütün bunlar görünüşte olsun. Biz bu parlamentoyu ortadan kaldırtmak için Türk halkının hislerini kullanacağız mücadele aracı olarak diyor. Türk halkının hisleri ne? Tabii ki Müslümanlık tabii ki din duyguları İşte İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Green Türk büyükelçisine verdiği görev Türk halkını parlamentoya karşı Türkiye'deki büyükelçisine evet İngiliz büyükelçisine evet, Türk halkının duygularını parlamentoya karşı e, doldurun emri bu az belgesini gösterdim. Doğru olarak çevirisi ve tam çevirisi az önce aldığımız bölümle birlikte Erol Ulu Bel Belen İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye kitabında. Birinci basım 1967. Yani Celal Bayar'ın kitabından bir yıl sonra. Tamamını almış. Tamamını onun. almış. Şimdi şimdi İngilizlerinin Türkiye Büyükelçiliği'nde bir baş tercüman var. Bu baş tercüman e, Fitch Morris. Hı, hı. Morris'in e, yıllarca Türkiye'de çok büyük dost çevresi edinmiş. Bütün nargile içilen kahvelere girip çıkıyor. Her yerde dostu var. Camilere gidiyor, türbelere gidiyor. E, cemaat başkanlarından dostları var. E, e Talebeyi Ulyum'dan dostları var. Bir sürü kıraathanede eli kolu var. Kendisi bir casusluk şebekesi kurmuş. Ve zaten İngiltere Büyükelçiliği'nin baş tercümanı Vic Morris... ...aynı zamanda İngiliz Intelligence Service'in adamı. İki işi var. Gizli servis. Gizli servisin adamı. Şimdi bu Fidge Morris'in şeyi... ...Türkiye'deki... Parlamentolu Meclis Düzeni ile ilgili eee yazısınıdan bölümler okuyacağız. Bu bölümleri de yine Celal Bayar'ın kitabından fakat orijinalini belgeyi de göstererek burada görelim. Çünkü bunlar 31 Mart'ın mayaları. Şimdi şurası Burada diyor, diyor ki e, baş tercüman, Türkler durumun vahim olduğunu şurada ve ancak şiddetli hareketlere başvurmak suretiyle önlenebileceğini anlamışlardı. Ne, neyi? Reval, e, de İngiliz-Rus ittifakının e, kendilerine çok kötü, Türkiye için çok kötü olduğunu fark etmişlerdi diyor. Reval toplantısında İngilizlerin Ruslarla birlikte, Türklere birlikte cephe aldıklarını görünce yapacakları işi İngilizlerin müdahale tekliflerini Baba Ali'ye sunmadan önce gerçekleştirmeyi tasarladılar. Yani İngilizler Ruslarla anlaştıktan sonra Osmanlı'ya bir takım dayatmalar yapacaklar. Hı hı. Biz o dayatmaları bunlar yapmadan önce parlamentoyu açtıralım demişler. Kim? İttihat ve Terakki Partisi. Ee, fakat işlerin böylece öne alınması boş boğazlığa ve durumun saray tarafından keşfedilmesine yol açtı diyor. Devam ediyor. Şurada. Şuraya odaklansın. Şurası. Burada da de, der ki eğer bu hareket başarı kazanırsa yani parlamenter düzen Türkiye'de başarı kazanırsa hilali ayasofya'nın ebedi süsü yapacaktır. Hani iddiaatçılar mason, Yahudi, dinsiz ya. İngiliz'in tespiti şayet iddiaatçıların parlamentosu başarı kazanırsa hilal Ayasofya'nın tepesinde ebedi kalacak. Bunlar çok önemli. İngiliz istihbaratının böyle bir tespiti var. Dinsiz denilen iddiaatçıların yaptığı devrim Hilali ebediyen Ayasofya'nın tepesinde tutacak bir devrimdir. Diyor. diyor. Devam ediyor. Türkiye'yi Kafkasya, Kırım, Balkanlar gibi eski elinden çıkmış eski vilayetlerini tekrar istemekte kararlı, kuvvetli ve saldırgan bir güç haline getirecektir bu ihtilal. Neymiş? Hani bu ihtilali e, yabancı uşaklığı olarak değerlendiren İslamcılar var ya onlara söylüyoruz. Bu belgeyi iyi okusunlar. Belge devrimin niteliği neymiş? İngiliz'in İngiliz'in İngiliz görüş görüşüyle. Evet. <laughs> bütün ümitlerin suya düştüğünü görmek Rusya için yani Rusya'nın da bütün ümitleri suya düşecek bu Parlamento başarıya kazanırsa e, Rusya için yutulması oldukça güç bir demir bir haline gelecektir Türkiye diyor. Neymiş bu devrimin niteliği? Şurada. Devam ediyoruz. Her şeyin düzgün gittiğini e, ve meşruti idarenin şurası. Meşruti idarenin yani parlamentolu yönetimin güçlendiğini varsayarsak bugün için sempatilerine ihtiyaç duydukları yabancılara bugün fazla iltifat eden Türklerin az zaman sonra e, vatan pervenane demesek bile kuvvetli milliyetçi hislere sahip olacakları muhakkaktır. İşte o zaman Girit, Mısır, Makedonya, Bosna, Aden, Lübnan, Kıbrıs meselelerinde Belki de Hindistan Hintli nöbetçisi ile Bağdat'taki özel durumumuz hakkında söz sahibi olmak isteyeceklerdir. Neymiş meşrutiyet devrimini yapanların amaçları? Evet. Osmanlı'yı güçlendirmekmiş. Değil mi? İngilizlerin ödünü patlatan bir takım şeyler yapacaklarmış. Eğer parlamento başarı, başarılı bir şekilde yaşamayı sürdürürse. Ve sonra şuraya geliyoruz. Son. Diyor ki, hakikaten eğer işler Türkler lehine gelişirse, yani parlamento ayakta kalırsa, ecnebi yabancı elçilikler zamanla diğer ülkelerdeki tek düze değişmez duruma düşeceklerdir. Yani buralarda at oynatmamız da... Zorlaşacak. zorlaşacak. diyor. Belki de az zamanda üç kuşaktan beri Türkiye'ye yerleşmiş olan yabancıların da askere alındıkları bir duruma tanık olabiliriz. Yani iddiatçılar yabancıları bile askerlik yaptıracaklar. Hani o Hristiyanların, gayrimüslimlerin para ödeyip askere gitmemeleri olayı da kalkacak ortadan. En korktukları şey o. Evet. Evet. Ve askere alınan Hristiyanlar meselesinin de nasıl çözümleneceği üzerinde durulmaya değer. Durumun en önemli tarafı da budur. Ne demiştik biz bir programımızda? Cizye yani gayrimüslimlerin para ödeyerek askerliğe gitmemeleri Müslüman Türklerin ise para kabul edilmeyip yıllarca askerlik yaptırılması Türklerin bilim, sanat ve ticaret ve sanayi alanında gerilemesine, çiftçilik alanında gerilemesine, e, onların sahip olduğu her şeyin e, Gay gayrimüslimlerin eline geçmesine yol açıyordu. İşte o düzenin devam etmeyeceğini. Eğer parlamento e, başarılı olursa, parlamenter düzen meşrutiyet başarılı olursa, İngiliz istihbaratını okuyoruz. Hı hı. Son olarak da diyor ki. Zaten hürriyet, eşitlik ve kardeşlik Türklerin e, karakterine çok yabancı şeyler. Yani biz bunu parlamentoyu e, halledebiliriz. Kolaylıkla e, hisleriyle He, hisleriyle oynayarak, oynayarak halletmeliyiz e, hatta. Evet. Bu. Şimdi burada bu Fritz Moriz'in az önce yazısını okuduğumuz istihbaratçının ee, İttihatçılarla mücadeleyi 1908'de parlamento açıldıktan hemen sonra başlattığını e, bu kitapta görüyoruz. İngiliz gizli belgelerinde tırnak içinde Yahudi dönmesi ittihatçılar diyor. Bu İngiltere Büyükelçisi de bu işte o tarihte İstanbul'da olan Kırmızı Kedi yayınlarından yayınlanmış e, bir kitap. 2008-2011 e, ne basılmış. İşte bu kitapta bu İngiliz baş tercümanı istihbaratçı olan baş tercümanın bakın ne Yahudiler ve Hürmasonlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni lekelemek diye bir bölüm var kitapta. Fiz Morizin kahvehane kahvehanede dolaşarak cami mescit dolaşarak Müslümanları İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Yahudi ve Mason olduğu ve bunların da dinsiz olduğu propagandasıyla e, ajitasyon ve propaganda yaptığını. Ya yani bir Hristiyan evet dinsiz mi diyor e, Evet. İttihat ve Terakki? Evet. Evet. Yani İttihat ve Terakki'ye karşı, yani parlamentoya karşı Ayaklanmanın tohumlarını propagandayla başlıyor. Hislerle oynamaya başlıyorlar yani. Evet. Ve bunun içinde pek çok gazeteciye pek çok paralar akıtılıyor. Ha, sadece o değil gazeteciler ee, tabii, de sokuluyor. E, gazetelerde de aynı şekilde şeriat e, kılıflı parlamento düşmanlığı yapılıyor. Oysa bizim dinimiz şura e, ayeti bulunan <laughs> ve e, cumhuriyete bile açık eee ayetler var Kur'an'da. Parlamento'yu kapattıracak neyle? Dininize aykırıdır diye. Kim? Katolik bir İngiliz e, büyükelçilik görevlisi, istihbarat ajanı. Evet. Şimdi burada şuraya gelelim. Burası çok önemli. E, okuyoruz. Fitch göre İttihat ve Terakki e, Cemiyeti Yahudiler ya da devrimlerin gerçekleştirmemek gerçekleştirebilmek için gizli yöntemlerden faydalanan ve şehirdeki İtalyan Masonik lojasından destek alan Selanikli Kripto Yahudiler tarafından yönetiliyordu. Böyle bir propaganda yapıyor Müslümanlar arasında. Devam ediyor. Diyor ki bunlar ateist, hoşgörüsüz, fazlasıyla gizli ve yöntemler açısından e, ilkesiz olarak görüyor. Büyük Üstad İçişleri Bakanı Talat Bey'di. Ee, onun kurnaz güçlü bir telgraf operatörü olan Talat Bey, ABD'de makine e, patronu olan bir Amerikan büyükelçisini hatırlatıyordu. Fiz e göre, Grand Orient'in arkasındakiler nihayet nihayet düşmanlardan e, kurtulabilecekleri bir bahane bularak muhtemelen 13 Nisan'daki yani 31 Mart'taki karşı devrimi kışkırtmışlardı. E, e, o şike teorisinin nereden kaynaklandığını görüyor muyuz? İngiliz gizli servisi. istihbaratının adamının ürettiği bir şike teorisi. Yani 31 Mart ayaklanmasını 31 Mart mutlakiyetçi, saltanatçı, hilafetçi ve parlamentosuz padişahlık isteriz ayaklanmasının aslında iddiatçıların kendileri tarafından çıkartıldığı iddiası. Sırf Abdülhamit'i tahttan indirsinler diye bu böyle bir e, oyuna başvurdukları iddiası bile yine İngiltere'nin acanından kaynaklanıyor. Onun uydurduğu bir propaganda. Şimdi Belgesi, böyle söyleseniz onlar gibi belki tartışmaya açık olur. Fakat evet. siz adamların yazdığı belgelerini... Kendilerinin belgelerini kendi, konuşuyoruz. Onu, İstihbarat belgeleri. Yani bunu itiraz etmek mümkün değil. Evet, onun için masonlar, Yahudiler, masonlar Türkiye'deki popülerliklerini artırmak için Osmanlı localarının İngiliz localarına bağlandığı asparagasıyla gerçek karakterini de ortaya koymuşlardı. Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki emelleri, bakın burası çok önemli, burası çok önemli. Fitch Morris'e İngiliz istihbaratçısı diyor ki, Müslümanlara öğrettiği şeyler bunlar. Müslümanlara diyormuş ki Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki emelleri Ermeni, Yunan ve Araplar pahasına sürdürülebilir. Bu gruplar Türklerin arasını bozuk olması Yahudilerin çıkarınaydı. Onun için iddiatçılar böyle yaptı gibi. Biraz daha hocam öyle de. Heh, Şurası. Bir, bir görünsün net bir biçimde. Tamam teşekkür ederiz. İngiliz istihbaratçının Müslümanlara yaptığı şırıngada Yahudi emelleri şunlardır diye başlıyor Müslümanla konuşmaya. Ve diyor ki ya e, öncelikli hedefleri Osmanlı İmparatorluğunun Yahudilerin ekonomik çıkarı adına ele geçirmektir. <laughs> e, e, nihai hedefleri ise uluslararası Yahudilik tarafından yani siyonizm tarafından bir Yahudi devletinin kurulması için en uygun olan alan haline gel, gelen Osmanlı topraklarının ele geçirilmesini kolaylaştırmaktır. Yani parlamento'nun açılmasının e, nedeni buymuş. Hı hı. E, Filistin ve doğal e, hakları olan Mezopotamya Abdülhamit Filistin'deki bu Siyonist emellere muhalefet etmenin cezasını çekmiştir. Propagandasını yapın diyor. Biz İngiliz ajanı Müslümanlara bunu böyle şırınga ediyor. Bakın bu budur, bu budur, budur Bugün diyen İngiliz. Bugün de aynı savlar ortada. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. E, bugün eee ...İslamcıyım, Müslümanım... ...fesim var... ...yok beş vakit secdeye varıyorum... ...diyerek... ...meşrutiyet... ...devrimini... ...Yahudilerin Osmanlı toplumunu... ...çökertmek için yaptıkları bir harekettir... ...falan filan diye niteleyenler var ya... ...onların ağzına... ...bu lokumu koyan... ...İngiliz istihbarat ...örgütüdür... ...onun belgelerini sunuyoruz burada... Evet, şimdi ee, burada Fitch Morris'in e, yapıp ettikleri Doğan Avcıoğlu'nun az önce gösterdiğimiz kitabında da var. Nasıl bir propagandist olduğu, hatta Osmanlı'nın o günkü gazetelerinde dikkati çekiyor. Bu adam ne dolaşıyor? Şurada, burada, burada, burada ve şunu şunu söylüyormuş Müslümanlara diye. Bu e, İngiliz istihbarat belgelerinde e, hangi propagandayı yaptığı de Türk gazeteleriyle de doğrulanıyor. Bu İngiliz büyükelçilik baş tercümanı ve İngiliz istihbarat ajanı. İşte bu e, propaganda daha sonra e, e, meşrutiyetin Meşrutiyetin ilanıyla birlikte Volkan diye bir gazete yayınlanıyor. Bu Kıbrıslı Derviş Vahdettin'in yayınladığı Volkan gazetesi. O gazete Osmanlı harfleriyledir. Bu çalışma o Osmanlı harfleriyle olan gazetenin tıpkı basımı, Latin harfleriyle tıpkı basımıdır. Böyle. Şimdi burada okuyacağım. Sayfa 106. Evet. Bakın açıkça iddiadı İslam başlıyor şimdi propagandaya. İngilizlerin öğrettiği propagandayı bir de gazetede görüyoruz. Müslümanlara yapılan şırınga. İslamcı görünümü bir gazete üretiliyor evet. ve İngiliz propagandası ee, parayla oraya iddia serpiliyor. İddiada İslam istiyoruz. Yani İslam Birliği istiyoruz sloganıyla başlıyor. Ee, ve burada devam ediyor. Diyor ki e, madem ki İngiltere... Ziyade işte bakın burada da devam ediyor. Ve İngiliz madem ki İngiltere politikasını takip ediyoruz. Sadrazamın e, mevki iktidarda kalmasını iddia ettik. Yani e, biz diyor İslam Birliği'nden taraftarlar İngiliz politikası güdüyoruz. E Sadrazam e, Kamil Paşa İngilizce o yerinde kalmalıdır hmm. Ya, İngilizciliğini gizliyor falan değil bu şeriat savunuyorum diyen gazete. Hmm. Hem şeriatçıyım diyor hem İngilizce. Onu anlayacağız şimdi. Devam edelim. Ee, 261. sayfa. Hızlıca geçeceğim. Burada diyor ki... Bir başka gazeteyle polemiğe girmiş... Biz İngilizlerin doğruluğundan bahsettikse o milletin içinde kötü adam yok demek değildir diyerek ama İngilizlerin doğruluğunu propaganda ettiğini kabul e, kabul ediyor. E, fakat öyle mert namuslu İngilizler görülmüştür ki insan bütün alemin de onlar gibi olmasını temenni et, etmesi gerekir diyor. E, 395'te alaylı mektepli subay ayrımı hı hı. tohumu e, atıyor. Bu ilk burada mı atılıyor? Tabii. Bu çok önemli çünkü. İngilizce bir İslamcı gazetede bakın alaylı mektepli zabıtan ve askerler konusu işleniyor. Burada alaylı subayların çok dindar, çok e, dini bütün fakat e, mektepli. mektepli olanların dinsiz Yahudi uşağı, Siyonist olduğu ayrımı yapılıyor. Yani Türk ordusunda erlere yayın yapılıyor ve diyor ki subaylarınız var ya onlardan alaylı olanlar dindar, e, mektepli olanlar gevur. Bu şöyle bir benzetme yapsam doğru olur mu hocam? Günümüzün taraf gazetesi gibi. Aynen öyle. Yani kapatıldı ya FETÖ'nün taraf evet. gazetesi. Aynen öyle. Aynen öyle. O da öyleydi. Aynen öyle. Bölücü. Sonra o işte tabii darbe girişimine kadar gitti. Benzerlik evet. görüyor musunuz hocam? Bu tabi, tabi. Bu şeyin alaylı mektepli ayrımı ve İttihatlı muhammedi cemiyeti diye bir cemiyet kuruyorlar. Buna üye olanlar, Müslüman olmayanlar gevur şeklinde bir propaganda başlıyor bu gazetede. Bunun üzerine bir subay, mektepli bir subay onlara bir tehdit gönderiyor. O tehditte diyor ki, siz kim oluyorsunuz ya? peygamberimiz adına cemiyet kuruyorsunuz. Ya o cemiyeti ben o cemiyete girmek zorunda mıyım? Sen dinsizsin belki. Ne bileyim ben seni. Hmm. Ya peygamberimizin adını niye alet ediyorsun şeklinde bir şey. O da ona cevap veriyor. İşte o zabite duyuru vesaire diye vaktimiz az kaldığında hızlı hızlı geçiyorum. Ne kadar kaldı bilmiyorum. 13 dakika var. Hemen hemen bunlar önemli şeyler. Ondan sonra 478. Bir sürprizimiz daha var çünkü ona da vakit kalsın istiyorum. Heh, burada bakın, şurada, şuraya lütfen bakın. Ne diyor ki burada Aa, devri e, geçen devirde diyor e, kitap diniyenin yani din kitaplarımızın hamamlarda yakıldığını. Yaşadık diyor. Bu çok önemli. İttihatçıların Abdülhamit'i tahttan indirirken kullanacağı argümanı farkında olmadan e, dinciler dinciler sağlamış oluyor. İttihatçılara sağlamış oluyor. O haberi onlar vermiş oluyor. Fakat bu argüman hem evet. ittihatçıların da kullandığı ise evet. bun bunlar da kullansa da ikisi evet. de yanlış. Evet. Öyle bir şey yok tarihi gerçeklik yok. Yani, yani. Bir şeyler yakılıyor da onlar şey hocam bu parayla satmaya falan kalkıyorlarmış. Hilafet Kureyş'ten olur bölümü. Buhari hadisinde. Hmm. Hiç hoşuna gitmiyor tabii Abdülhamit'in. Onlar yakılıyor. O sayfalar çıkartılıyor. Sonradan o hadis olmadan böyle bir durumlar tamam. var. Yani taratorlu bir şey. Biz gözümüzle görmedik. Şimdi... Asker ayaklanması 31 Martın bir gün sonrasında sayfa 505. Bakın Halifeyi İslam Abdülhamit Hazretlerine açık mektup diye bir açık mektup yayınlıyorlar. Asker isyan etmiş, sokaklarda devreye geziyorlar ve bu gazete Abdülhamite açık mektup e, diyor. Ne diyor biliyor musunuz burada? Bakın. Bugün meşrutiyetimizi ref etmek, ortadan kaldırmak. Meclisi, mebuslarını, parlamentoyu kapatmak. Yedi kudreti, el, kudru, gücü elinizdedir. E, şi, e, bu güç sizin elinizde. Bugün. Yani ayaklandı Hadi bundan istifade. Sen şu parlamentoyu kapat. Müdahale et. Evet hani ayaklanma aslında meşrutiyete karşı değildi diyenler için. Askeri de var niye etmedi hocam? <laughs> Devam ediyor. Peki. Şöyle. <laughs> <laughs> Zat-ı Hazreti Halife Benahileri hürriyet verilmez alınır diyenlere karşı Halifemiz Abdülhamit desin ki işte almak da vermek de güç ...gücüm dahilinde olduğunu... ...görünüz desin ve kapatsın diyor. Hazır askerde ayaklanmışken... ...şeriatistleriz... E, ...dinelden gidiyor diye ayaklanmışken... ...parlamentodan şu şu mebuslar... ...atılsın bu gelsin diye... ...talepte bulunurken... ...sokaklardaki ad, askerler... E, ...padişahımız da kapatsın parlamentoyu... ...siz... E, e, ...hak verilmez alımlar mı diyordunuz... Ben veririm, ben alırım desin diyor kapatarak diyor. İngiliz gazetesi, İngiliz günlüğündeki girişi evet. evet. görünümlü gazete. Evet. Böylelikle İngilizlerin istediği olsun. Evet aynen öyle. Bir de meclisi mebusunu bir dakika bile kapatmak fikrini Zahit e, zaten Ali Cenabı falan falan telkin edenler bunu o da falan falan e, yani yağıyor görülüyor öyle söyleyeyim. Ee, ...sokaklarda isyancı askerler dolaşmakta iken Etkili bir gazete mi hocam bu? Tabii. O dönemde? Erler arasında yaygın... ...ve bütün Türkiye'de yaygın. Bu gazete. Bütün Türkiye'de. Evet. Ve e, kurduğu e, iddiadı Muhammed'i cemiyeti... ...bütün Anadolu'da e, üye kaydetmeye başlıyor. FETÖ gibi ya. Aynen. Ve bu gazete... 31 Mart'ta ayaklanan askerleri öven yazılara başlıyor. İnkılabı şehri, yani dinimize uygun bir devrim yaptınız diyor. Şöyle hepsini alkışlıyor çavuşlarınızın sözünden çıkmayın gibi. Yani kışladaki ere hitap eden onların davranışlarını biçimlendiren talimatlar veriyor erlere. İmza Derviş Vahdeti. Ee, ordu Emirleri. Burada yayınlanıyor. Ee, ayaklanan bütün askerler cemiyetimizin üyesidir diyor. Burada. Burayı göstersinler. Beni atlasın. Evet. Ee, hepsi İttat ittadı terakiyeye karşı ve bu gazetenin kurduğu e, derneğin üyesi ayaklanan askerler. Ondan sonra umum asker kardeşlerimize nasihat diyerek onları yönlendirmeye devam ediyor. Ayaklanmış durumda olan askeri yönlendirmeye devam ediyor. E, i̇mzalar e, Çavuş Çerkes Ahmet Çavuş Çerkes Said. Ayaklanmacıların önderleri. Hı hı. Burada bakın ne diyor. Ayaklanmanın kaçıncı günü? Bu son. 18 Nisan yani 5 Nisan. 6 gün sonra. Ayaklanmadan 6 gün sonra. İşte etrafımız şuraya. Donanmalarla baştan başa dolu. Yani boğaza Yabancı donanmalar gelip yığılmışlar. İngiliz donanması, Fransız donanması, İtalyan donanması Boğaz'da içeride isyan var İstanbul'da. Hazır ayaklanma var evet, ya. Evet, evet. Dolu. Fakat bu donanmalar arasında şuraya geliyor hocam, şuraya me menfaatimizi, çıkarımızı gözetmek isteyenler olduğunu da bilmez değiliz. Bilir misiniz o donanmalar hangileridir? Büyük İngiltere, onun arkasında da şanlı Fransa'dır. İmza Derviş Vahditi. Kim Derviş Vahditi? Ayaklanmanın, Ayaklanmanın teorisini İngiliz Büyükelçiliğinden'nin istediği Türk halkının hisleriyle yapacağız parlamentoyu kapatma mücadelesini. İşte o hislerle mücadele böyle oluyor. Parlamento dinsizliktir falan filan gibi. Şimdi burada bakın bir de ne diyor şuraya gelelim. Bizim işte İslam iddiatımızı gören ecnebi dostlarımız bizi terakkiden ilerlemeden men etmeyip alıkoymayıp saykay marif ile eğitim gayesiyle Bizi himaye edecekleri, koruyacakları derkardır, bellidir diyor. Kimler? Ejnebiler. 31 Mart'ta ayaklanması başarılı olunca Ejnebiler yani İngiltere ve Fransa e, yardım edeceklermiş kendilerine. Ve diyor ki vatanımız Ejnebiler için dahi açıktır diyor. Donanmalar boğazda gelin diyor yani. Size açık. Ne? E, askeri siyan etmiş durumda İstanbul sokaklarında kangödeyi götürürken söylüyor bunu. Askere hitap vesaire falan filan. Şimdi işin sürpriz tarafına gelelim çünkü çok az kaldı. Evet hocam. Bu gazetenin yazarlarından biri kim? Said Nursi. Buyurun. Bediüzzaman Said'i Kürdi. Devam ediyoruz. Bu gazeteye yazı yazıyor. Bediüzzaman Said'i Kürdi. Çok önemli zamanın tarafının yazarı arasında. Bediüzzaman Said'i Kürdi. Yaşasın Şeriat-ı Amidi. Efendim Yaşasın ı Garra. Hemen kısaca göstereceğim. Bediüzzaman Kürdi'nin Firiste Mehkası'dır vesaire vesaire yazıyor. Yine imza. Bediüzzaman Said'i Kürdi. Devam edelim. Bediüzzaman Said-i Kürdi. Yüz bin defa yaşasın şeriatı garza imza Bediüzzaman Said-i Kürdi. Hani İngiliz donanması gelsin, Fransız donanması gelsin, iyi çocuklar onlar yaşasın şeriat bir taraftan da. Bir taraftan İslam sloganları atılıyor, öbür taraftan İngiliz, Fransız gelsin ne iyi olur sloganları atılıyor. Ve burada e, ayaklanmayı çıkaran örgütün üyesi olduğunu imzasının üstüne yazıyor. Saydı Kürdi. Ne diyor? İttihat-ı Muhammed'inin en küçük efradından ve zaman Kürdi Said. Son dakikamız hocam. Tamam. Yani bir sürü var tabii. Yani derginin sonra işte şuradaki sarı <laughs> işaretli kağıtlar Saidi Kürdi imzalı makalelere ait. Mor imzalılar, mor mor kağıtlılar İngiliz uşaklığının e, e, İslamcı sloganlar ardını e, e, atarak İngiliz uşaklığı nasıl yapılırın e, kanıtları da mor olanlar. Şimdi İngiltere Türk halkının hisleriyle oynayarak devirecekti ya parlamentoyu. O hislerle bir de böyle oynuyorlar. Bu da e, Hürriyet Ordusu başlıklı bir e, tiyatro eserinin basılı hali. Burada e, Ad Adalet Bakanı Nazım Paşa e, öldürülmüş o şehit. Öbür tarafta bu ne? Bir İslam ülkesinde iddia terakki propagandası görünümlü bir şey kitapçık basıyorsunuz ve o İslam ülkesinde böyle bir resim de basıyorsunuz hiçbir alakası yokken. İşte İngiliz iftira dinsizlik iftirası atacaksa ahlaksızlık iftirası atacaksa onun da şeyin sahte delilini de alt yapısını, böyle üretir. Alt yapısını yapıyor. Evet. Evet. E, çok teşekkür ederiz izleyicilerimize de. Sayın okuyamadıklarım bir var. Bir e, sürü bir şey var Sağol burada Osman. kaldı. Evet, Kara, Sabri Acar, İsa Sakar demiş ki Amerikalı diğerler doğru söylüyormuş. Bir derede iki balık kavga ediyorsa oradan bir İngiliz geçmiştir. <laughs> çok teşekkür ederiz hocam. Çok önemli bilgi Ama ve belgeler. Daha bir sürü kaldı. Devam edelim. Ee, belki 31 Mart hakkında Cumhuriyet döneminde yapılan yayınları irdeleyebiliriz ve bir genel sonuca da bağlayabiliriz. Evet. Bugün evet sanki böyle. Çünkü bir havada... o yayınlar İngiliz istihbaratının papağan gibi tekrarından ibaret. Onları bari belgeleyelim. Çok Çünkü getirmiştim ederiz. vakit yetmedi. Değerli izleyiciler, bize evet. ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı yeniden izlemek, sosyal medyada paylaşarak yakınlarınızın da izlemesine vesile olmak isterseniz Kanal Bey internet sitesinin arşivinden veya YouTube'da programın ismiyle yani Tarihin Bilinmeyen Yüzü adıyla açılan resmi sayfamızda kısa bir süre sonra bulabileceğiniz hatırlatarak sözü yeniden Ankara'ya devredelim. İyi akşamlar.